Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli basınımızın temsilcileri, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz enerji arz güvenliği ve küresel anlamdaki enerji fiyatlarındaki beklenilmeyen beklentinin üzerindeki artışlarla ilgili konular oldu. Aslında sonuç konuşmamda da ifade ettiğim gibi yani bundan bir yıl önce, 1,5 yıl öncesine gittiğimizde belki pandeminin de etkisiyle o gün fiyatların çok dip yaptığı dönemleri hepimiz hatırlıyoruz. Petrolde 40-45 dolarlar variller varken, doğalgazda 100-150 dolar arasında, yani 1000 metreküp için söylüyorum, fiyatları konuştuk. Kömürde yine 45-50 dolar fiyatları konuşmuştuk. Bugün geldiğimizde doğalgazda özellikle spot piyasalarda çok hareketli, yüksek fiyatların oluştuğunu görüyoruz. Avrupa piyasalarına baktığımızda 1000 doların, 1200-1300 dolarların üzerinde fiyatlar var. Bunda tabii iki neden var. Bir, pandemiden hızlı bir şekilde küresel anlamda çıkmış olduk. İkincisi, bizim ülkemiz açısından biraz daha öne çıkan bir şey. Yani doğalgaza olan talebin artma nedenlerinden birisi. Bu sene maalesef bazı bölgelerimiz oldukça kurak geçiyor. Meteoroloji verilerine baktığımızda Karadeniz bandı son 30 yılın en yağışlı sezonunu geçirirken güney bandımız, yani Akdeniz, İç Anadolu kısmen ve Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda da son 30 yılın en kurak sezonunu geçirdik. Bundan dolayı da hidrolik santrallerimizi tam kapasite çalıştıramadık. Bir de tabii bu kuraklık nedeniyle tarımsal sulama, özellikle Atatürk Barajı'ndan GAP bölgesine yapmış olduğumuz tarımsal sulama miktarının artması da üretilen elektriğin miktarını o anlamda azaltmış oldu. Yine o da suyun enerjide kullanım miktarını belli oranda azalması neden oldu. Bunlardan dolayı yaptığımız hesaplamalar şunu gösteriyor. Yeteri kadar su kapasitesini kullanmamızın bize karşılığı 6 milyar metreküp ilave doğalgaz olarak karşımıza çıktı. Biz geçtiğimiz yıl 48,5 milyar metreküp doğalgaz tüketmişken bu yıl muhtemelen bunun 10 milyar, belki 12 milyar üzerinde bir doğalgaz talebiyle karşı karşıya kalacağız. Biz birincil enerji kaynakları açısından baktığımızda %70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu ne kadar azaltabilirsek o aranda fiyatlardan daha az etkilenmiş olacağız. Çünkü şunu biliyoruz ki bu bahsi geçen satış fiyatları gerek petrolde, gerek kömürde, gerekse doğalgazda maliyetlerin oldukça üstünde fiyatlar bunlar. Türkiye'ye biz aslında bunları vatandaşımıza oldukça düşük seviyede yansıttık. Bunu zaman zaman basın kuruluşlarında da ifade ettim. Bugünkü açılış metnimde de ifade ettim. Neredeyse yarısını yansıtıyoruz, sübvanse ediyoruz. Başka bir ifadeyle, bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa bilin ki 200 lirasını da biz aslında kendi bütçemizden, yani devlet bütçesinden karşılıyoruz. Bizim de gündemimizde, yani kademeli tarife, sosyal tarife gibi konular gündemimizde. Bunlar için hukuki, yani yasal seviyede de bazı düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Nitekim aslında bugün bir başlangıç yaptık. Belki bazı arkadaşlarımız kaçırdı. Sanayide doğalgaz tarifelerinde bir, demin bahsettiğim gerekçelerle bir artış yapılmak zorunda kaldı. Orada iki kademeliye, Sayın Ahmet Akın'ın ifade ettiği gibi kademeli tarifeye aslında bir geçiş oldu. Burada şunu arzu ediyoruz. Bir, daha çok kullananın biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. İki, kontratların üstünde gelen ve bizim yüksek fiyatlarla almak zorunda kaldığımız bu maliyeti bize de yine planlanan üstünde taleple gelen özellikle sanayiciye bir miktar yansıtmak istiyoruz. Böylece daha regüler, daha düzenli, daha düşük kullanan, başta konut ve esnaf olmak üzere daha düşük maliyetlerle karşılayabilmek için. Arz güvenliğimizde bu anlamda biz geçtiğimiz yıl Fatih gemisini Karadeniz'e çektiğimiz için ve orası ilk kuyuda, sondajda da neticelendiği için oraya ağırlık verdik. Nedeni de şu, Cumhuriyetimizin 100. yılında kendi gazımızı vatandaşımızla buluşturmak. Orada ciddi bir İş yoğunluğu ve program var. Üçüncü gemimizi de oraya çekmiş olduk. Oradaki keşiflerimizde bugün ulaştığımız seviye yaklaşık 540 milyar metreküp.
Öyle tahmin ediyorum belki bu yılın sonu veya bu yılın başında yine komşu bir sahada yine bir keşif amaçlı sondaj söz konusu olacak. Bizim beklentimiz Karadeniz'den bu ilan ettiğimiz 540'ın çok üzerinde bir kaynak oldu şeklinde. Ve biz Karadeniz'de sadece kendi bölgemizde değil, komşu ülkeler açısından da bize yakın bölgelerde, orada biliyorsunuz bir tartışmalı alan yok. Karadeniz bu bölgenin Hazar Denizi potansiyeline sahip bir bölge. Karadeniz'de ise 7. sanırım sondajımızdayız şu anda. Bir de tabii işte bu gemiler satın alınmasaydı, kiralansaydı, biz kiralamış olsaydık bir tane sondaj yapamazdık Erhan Bey. Niye yapamazdık? Çünkü biliyorsunuz ambargolar vardı. Şahsım dahil olmak üzere burada çalışan arkadaşlarımız ambargoya tabi oldular. Kanuni gemisi mesela bizim en son aldığımız gemilerden birisi. 709 milyon dolar. Biz o gemiye 37,5 milyon dolar almışız. Bak. Üzerine yapılan masraf 250 değil, o da ise yanlış gelmiş, 165 milyon dolar. Yavuz, yapım yılı 2011. Bu tarihler denizcilik sektörünü bilenler iyi bilir, yeni sayılır. Yani birçoğu çok az kullanılmıştı, çalışan sistemleri vardı ama bir kısmının reaktivasyonu için, çünkü gemicilikte özellikle sertifikasyon, belgelendirme gibi bir takım hizmetlerin belli sürelerle yeniden yapılması gerekiyor. 262,5 milyon dolara alındı Yavuz. Daha donanımlı bir gemi. Dolayısıyla orada reaktivasyon bedelleri daha düşük çıktı. 38 milyon dolar. Fatih yine yapım yılı 2011. 154 milyon dolara alındı. 87,5 milyon dolarda reaktivasyon bedeli oldu. Ve toplamda biz aşağı yukarı bu üç geminin satın alma ve reaktivasyon bedelleriyle 744,5 milyon dolara aldık. Bugün sipariş verseniz 798 milyon dolara bir yeni gemi alırsınız. Biz bir yeni gemi yerine 3 tane gemiyi aldık. Bir gemi içinde en az 4 yıl bekleyecektiniz. Buradaki rakam da %5, belki en fazla %10 olacak. Şimdi denetime açılan, yani halka açılan bir şirket, zaten halkın malı da diyebilirsiniz. Ama biz doğrudan sermayenin tabana yayılması adına halka arz etmiş olacağız. Bir. İki, bu şirketler EPDK düzenleme ve denetlemesini, Sayıştay denetiminin yanı sıra ayrıca SPK mevzuatı gereği ikinci bir denetime daha tabi olacaklar. Daha belki şeffaf çalışacaklar. BOTAŞ'la ilgili olarak da şu anda kanunda ikiye bölünmesiyle ilgili hüküm var zaten. Biz de ikiye böleceğiz. Fakat şu andaki şekliyle bölme imkanı yok. Çünkü varlıkların büyük bir kısmı sabit kıymetler BOTAŞ ticaretten öbürüne alınmasını öngörüyor. Halbuki BOTAŞ ticarette sadece kontratlar var. Orada bir ufak değişiklik çalışması önerimiz olacak. Tabii ki komisyonlarımızın, meclisimizin takdirinde olacak. Tüm dünyada olduğu gibi, elektrik tarafında da olduğu gibi şebeke işletenle işin ticaretini yapanı ayrıştırmamız gerekiyor. Burada biraz geç kalındı. Şimdi BOTAŞ'ta yapacağımız çalışma mecliste tasvip ederse iletim tarafıyla, yani şebeke işletenle BOTAŞ'ın gazın ticaretini yapanı ayrıştıracağız. 2050 ve sonrasında sıfır emisyon demek. Kömür santrallerinin, hatta belki o gün doğalgaz santrallerinin bile çalışamaması anlamına gelebilir enerji açısından. Geriye alternatif şu kalıyor: ya enerji depolama teknolojileri çok hızlı gelişecek ve yenilenebilirden üretilen fazlaca elektriği depolayacağız ki orada iyi gelişmeler var, ya da karbonu yakalayacağız. Onun dışında alternatif nükleer. Nükleerler çünkü aslında sıfır emisyonlu santraller. Ve çok da düzenli elektrik ürettiği için dünyanın gündemine tekrar yoğun bir şekilde gelebilir. İstanbul Teknik Üniversitesi ile aramızda bir sözleşme var. Biliyorsunuz daha bu işe geçmeden önce de onlar bir ön çalışma yapmışlardı. Ne kadar tasarruf sağlanabilir? Biz uygulamaya geçtikten sonra da her yıl bunları denetlettik. Yani hakikaten başta öngördüğümüz, planladığımız verimliliği yakaladık mı diye. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6,82 milyar kilovat saat. Bu tasarrufun parasal karşılığının tek zamanlı tarifeye göre 3,97 milyar lira, 3 zamanlı tarifeye alırsak, ki o biliyorsunuz puan saatler akşam biraz daha pahalı. Oradaki rakam da 5,94 milyar lira. Bu TRT payı ve KDV konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. TRT payının tarımsal sulama abonelerinden kaldırılmasıyla ilgili bir hazırlık yaptık.
meclis grubumuza gönderdik.